Sayın bakalım. Nezaket abla nasılsın? Devam ediyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Sen de hoş geldin. Başkanım. Hoş geldik. Başkanım. Bir işimiz. Dededen yetişir. Maşallah. Tabii. O kadar. Sayın bakalım 7'den 70'e biz hepimiz böyleyiz işte. Değerli büyüklerimiz, saygıdeğer basın mensupları. Bugün burada Sinop Engelsiz Yaşam Merkezimizde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan ve himaye edilen anlamlı bir projeye katkı sağlamak için hep beraber bir aradayız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu bahçede fidanlarımızı toprakla buluşturacağız inşallah ve kampanyamızın adı gibi geleceğe nefes olacağız. Bittiğimiz fidanlar umarız gelecekte dünyaya şifa olacaklar. Ağaç Kütüphe kampanyası 81 ilimizde 11 milyon ağaç hedefiyle başlatıldı. Ancak çok güzel bir sayının üzerine çıkmayı başardık. Bu doğaya, ağaca ve yetiştirdiğimiz önem veren aziz milletimiz kampanyamızı kucaklamasıyla mümkün oldu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle geleceğimize sahip çıktık, geleceğimize nefes olduk. Ve ulaştığımız fidan sayısı da hem tabiatı yaşatma ve koruma konusunda bizim milletimizin ne kadar hassas olduğunun bir kanıtı oldu. Bizler kıyamet koparken bile elimizde bir fidan varsa onu diken diyen bir hadis-i şerife muhatap olmuş bir inancın mevcutları. Fidan biçimi gerçekleşiyor. An itibariyle 11.11'de başladı fidan biçimi. 11 milyon fidan toprakla buluşuyor sevgili seyirciler bu kapsamda. Her ne varsa lisan haliyle seni tesbih eder. Diktiğimiz ağaçların yaptığı tesbihatın sevabından bizlere ve tüm ecdadımıza ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve memleketimizi rahmetsiz ve bereketsiz bırakma Allah'ım. Olacaklar evet, ve ben hemen program hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Efendim, Milli Ağaçlandırma günü bugün 11 Kasım. Ve Türkiye'nin 81 ilinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Efendim, müsaade olmanızı rica edeceğim. Lütfen sözlerinizi kulaklarınız. Çok teşekkür ederim. Sinop'ta da Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk. Zehra Hanım bizleri duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Evet, Sinop'un çocukları ve Ankara'da da bizim çocuklarımız. Evet, mikrofon Zehra Hanım'da. Buyurun. Engelsiz Yaşam Merkezimizdeyiz. Sizleri burada heyecanla, coşkuyla, en kalbi duygularımızla sizi Muhterem Hanımefendi'yi selamlıyoruz. Burada geleceğimiz olan fidanlarımız, çocuklarımızla, muhterem büyüklerimizle beraber duyuyoruz. Bu kampanyaya destek vermek için buradayız. Bu kampanyaya destek verme fırsatı veren başta siz altı devletlerine ve özellikle Tarım Orman Bakanımız Bekir Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sinop'ta 42 noktada bugün 67.250 fidanı toprakla buluşturacağız. Geleceği nefes diyeceğiz hep beraber. Hayırlı olsun diyoruz. Fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Kalkacağım. Bilgimiz olsun. Evet, şimdi Aksaray'ımıza geçiyoruz.
Karşımızda Ulaştırma Bakanımız Cahit Turan. Hayır, az şöyle bir. Cahit Bey, bize duyuyor musun? Şuradan da yapalım. Evet. Bakar mısınız? Şöyle orada bir tarafa doğru getirseniz Sayın Bakanımızı biz de görürüz. Bu tarafa doğru. Şöyle az yan tarafa. Arkadaşlar. Bu tarafa gelin. Az bir dakika. Az Cahit. Sayın Vekilim. Evet, buyurun. Sayın Malim, buyurun. Evet, buyurun Cahit Bey. İyi geliyor.